Kulübümüz Etimesgut Belediye Spor Kulübü. Etimesgut Belediye Spor Kulübü, Etimesgut Belediye Başkanımızla beraber yıllar önce kurulmuş bir kulüp. Biz 2009 yılından bu yana, 2010 yılından bu yana Etimesgut Belediye Spor Kulübü'nün başkanlığını yürütmekteyim. 2010 yılında aldığımızda birinci amatör kümedeydi kulübümüz. Şimdi ikinci ligdeyiz. Demek ki bu hızla gidersek biz birkaç yıl içerisinde Süper Lig'de olacağız demektir. Tabii Süper Lig'de olacağız demekle olmuyor. Şimdi çocuklar, siz geldiniz, stadımızı gördünüz, kalacak yerlerimizi gördünüz, bizi tanıdınız, hele yeni gelen arkadaşlarımız, hiç paniğe kapılmayın. Biz işte stadımızı görüyorsunuz, yaptırıyoruz. Seneye inşallah Suni Çim'den de kurtulacağız ve çim şeklini getireceğiz, çim yapacağız. Bağlıca'da antrenman sahalarımızın ve kalacak yerlerimizin, tesislerimizin iadesi yapıldı, inşaatları başlandı. Yani kulüp olmak sadece bir takım veya birkaç bireysel spor yapan arkadaşlarımızla kurulan bir kulüp değiliz biz. Biz tesisiyle, diğer branşlarıyla ve futbol kulübüyle hepsini bir bütün halinde bir kulüp olmak için uğraşıyoruz. Ve en güzelini yapmak için uğraşıyoruz. Şimdi ufak tefek hatalarımız olabilir. Ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Ama netice itibariyle biz bu eksikleri tamamlamak için mücadele veriyoruz. Şimdi hocamdan başlıyorum. Şimdi hocamı hiç tanımıyordum. Hocamı hiçbir torpille almadık. 10 tane hoca yazdık en son yönetimdeki arkadaşlarla beraber. Tartıştık. En uygun, bizim işimizi en iyi yapacak kim diye düşündüğümüzde Hayati Soydaş çıktı içinden. Bizde torpil yok. Hocamızın yüzüne söylüyorum. Bu kulübü idare edebilecek şekilde bir niteliğe sahip olduğu için hocamızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Biz çok memnunuz. Hocamız inşallah kendi işini gayet güzel yapacak. Çünkü yapacağından biz son derece eminiz. Baktık, irdeledik. En iyi yapacak hocamız budur dedik ve o şekilde seçerek aldık. Geldik sporculara. Hiçbir sporcu arkadaşımız bize torpille gelmemiştir bak. Hepiniz kendi emeğinizle, kendiniz bir şeyler yapabildiğiniz için, kendiniz bir seviyede olduğunuz için, takip edildiğiniz için bu kulübe geldiniz ve burada oynuyorsunuz. Bir tanesi diyemez ki Ahmet beni önerdi de işte ben buraya torpille geldim. Yok öyle bir şey. Bu ne demektir? Hocamız bu işi biliyor. Sporcularımız bu işi biliyor. Biz yönetici olarak yönetmeyi biliyoruz. Ne kalıyor burada? Tek başarı kalıyor. Burada herkes kendi görevini yaparsa, biz yönetim olarak neye ihtiyacınız varsa, o ihtiyaçlarınızı sizi hiç sıkıntıya sokmadan o ihtiyaçtan çözebiliyorsak, biz yönetim olarak bu kulübün sıkıntılarını çözebiliyorsak, yönetim olarak yöneticiliğimizi ortaya koyuyoruz ve iyi bir şeyler yapmış oluyoruz. Ama hasbelkader sizin gibi gençler, ya işte paramı alamadım, yatacak yerde problem var, şurada problem var, içeride huzur yok, bu tip bir şeylerle bu kulüpte uğraşmayacaksınız. Onlar bizim işimiz. Hocamız ne yapacak? Hocalarımız sizleri eğitecek, antrenmanlarını yaptıracak, onun işi o. Siz de oynayacaksınız. Bundan başka hiçbir işiniz yok. Eğer boş bir, güzel bir beyinle bu kulüpte devam ederseniz ben başarıyı yakalayamayacağız diye bir şey düşünemiyorum. Bizim hedefimiz bu sene, yani korkutmak da istemiyorum ama çocuklar, mutlak surette başarılı olacağız. Başka alternatifimiz yok. Çünkü bizim hiç eksiğimiz yok. Belediye başkanıyla hiç problemimiz yok. Hiç müdahale etmez. Mesela belediye başkanında da çok, ya şu hocayı al, bu hocayı al, şunu al, bunu al, bana da diyen oldu. Belediye başkanımıza da diyen oldu. Ama ne başkanımız bana dedi ki, ya Kartal şunu al veya ben sportif direktörü arkadaşımıza İlmaz'a dedim ki şunu alalım. Hayır, doğrusu neyse doğruyu yakaladık, bulduk ve beraber çalışmaya başlıyoruz. Onun için çocuklar, biz bu sene çok dikkatli olacağız, çok iyi olacağız ve mutlak surette başarılı olacağız. Başarılı olmamız bir, bizim kulüp için. Ama netice itibariyle sizin için de önemli. Siz, mesleğiniz bu artık.
Yani sporcunun en kötü tarafı, futbolun en kötü tarafı da 35-37 yaşlarında bu işi bırakıyorsunuz. Onun için siz çok başarılı olmanız lazım. Şu aşamalarda da kazandığınız paralara da çok dikkat etmeniz lazım. İyi yerlerde biriktirmeniz lazım. İyi yatırım yapmanız lazım. Çünkü 35'ten sonra sizin para kazanmanız zor. İnşallah içinizde şuradaki arkadaşlardan birkaç tanesini Süper Lig'de oynarken görürüz. Sizin başarılı olmanız bize gurur verir. Bak bizden giden arkadaşlara hiç sıkıntı yaratmıyoruz. Sağ olsun bak bizde sözleşmeyi imzalayan arkadaşlar da boş kağıdı bile imza atanlar çoktu. Belki de hepiniz boş kağıdı imza attınız. Ama göreceksiniz ki geçmişteki arkadaş, bizle beraber olan arkadaşlar bizi biliyor. Yeni gelen arkadaşlarımız da görecek ki biz ne dediysek onu yapıyoruz. Biz ne dediysek onu yapıyoruz. Biz yine aynı şekilde ne dediysek onu yapacağız. Siz de çocuklar başarılı olacaksınız. Bize güzel bir sezon geçirtireceksiniz. Ve seneye inşallah kendimizi birincilikte göreceğiz. Baktığımızda kura çekildiğinde işte grupla ilgili baktığımızda biraz önce şey diye düşündük. Hani zorlu bir gruptayız diye. Sonra tabii biraz birkaç dakika zaman geçtikten sonra o şey ortadan kalkıyor. Neticede rakibiniz onlar. Yani iyi veya güçlü, güçlü değil gibi şeyleri yapmak da çok. Çünkü sizin ne yapacağınız önemli. Yani onlar önemlisi. Biz başkanımla ilk görüştüğümüzde daha başlar başlamaz bana dedi ki hocam dedi biz çok kısa zamanda buraya geldik. Kendileriyle ilgili şeyler söylediler. Tabii onu zaten bizim en büyük güvencemiz oydu. Biz işimizde ve yöneticilikte başarılıyız. Futbolla ilgili sizin hiçbir şeyinize karışmayız. Ama biz geldiğimizde güzel, keyifli bir takım görmek istiyoruz. Bunun neticesinde de zaten ortaya bir şey kalıyor dedi. O da biz bu sene şampiyonluk hedefimiz. Bu hedefle geliyorsan diye söyledi. Ben de başkanım körün aradığı bir göz, Allah verir iki göz dedim. Ve öyle bir şeyle başladık biz. Zaten toplam konuşmamız 10 dakika sürdü başkanımla. Ondan sonra orada zaten olayı bitirmiştik. Ondan sonra zaten burada ciddi kaliteli bir kadro var, oturmuş bir kadro var. Uzun zamandır bir arada olan arkadaşlar var. Bizim tanıdığımız arkadaşlar var. Ne yapabiliriz? Onunla ilgili zaten belirli bir hazırlık yapılmıştı. O hazırlığın üzerine yine biz de kendi fikirlerimizi söyledik. Ve buraya ciddi katkı verecek, destek olacak arkadaşları transfer ettik. Dolayısıyla şöyle baktığım zaman bu gruba geleceğim. Bu grubun içerisinde zaten bu ligi bilen, bu ligde oynayan, başarılı olan arkadaşlar var. Biz de kulüp olarak kendimizi güçlü gördüğümüz yönler var. Bir kere buraya gelen herkes, burada olan herkes bu kulübün yapısını biliyor. Bu kulübün verdiği sözleri tuttuğunu biliyor. O yüzden biz avantajlıyız diye düşünüyorum. Ve buraya gelen arkadaşlar da zaten gönül rahatlığı içerisinde geldiler. Yani transfer görüşmelerine şahidim. Çok kısa zamanlarda arkadaşlarımız da burada. Çok fazla sorun olmadan kısa hemen yani bitti. Ve arkadaşlar da zaten geldiler. Hemen sözleşmelerini yapıp tatile gittiler. Dolayısıyla ben buradaki futbolcu kardeşlerime inanıyorum, güveniyorum. Biz birlikte olursak grubun çok fazla bir şeyi yok. Çünkü neticede herkes rakip. Yani gidip en güçlü bir rakibi yeniyorsunuz ama en zayıf rakibe yeniliyorsunuz. Onun için grubun çok fazla bir şeyi yok muhakkak. Yani orada da ciddi rakipler var, hedef olan kulüpler var. Ama bizim de bir hedefimiz var. Ve biz o hedefte, hedefe ulaşmak için arkadaşlarla da konuştuğumuzda ilk şeyimiz o oldu, sözümüz o oldu. İnşallah sezon sonunda da çünkü ilk sözüme başladığım şeyi arkadaşlarla yaptığım ilk toplantıda da sonunda da yine böyle güzel bir konuşma yaparız diye inşallah o hedefimize ulaşacağız. Yani biz gelenler için ya da bizim gittiğimiz takımlar için
biraz şey olacağız yani o konuda. Buradan o şeyi söylemek istiyorum. Çünkü 2-3 gündür idman yapıyoruz. Gerçekten futbolcu kardeşlerimden o ışığı gördüm yani. O yüzden çok mutluyum. Çok iyi bir ekibimiz var. Futbolcu topluluğumuz var. Başkanımız ve yönetimimiz yanımızda. Sağ olsunlar. Şu ana kadar zaten uzun zamanda, şimdi şunu da söyleyeyim. Bu içimde bir ukde çünkü. Çok uzun zamandır teknik adamlık yapıyorum futbolu bıraktıktan sonra. Gerçekten sezona başladığımızda hep sorunlar, işte 10 kişiyle, 4 kişiyle, 5 kişiyle sezona başladığımız. Çok şükür 30 tane aslan gibi kardeşim var burada. Daha 20 gün, 25 gün evvel biz kadromuz tamamdı, her şey kafamızda hazırdı. Birkaç görüşmemiz olan oyuncu arkadaşlarımız vardı, onları da aldık. Sezona ilk defa uzun zaman sonra yani ekip, hazır bir ekiple başlıyorum. O da benim için çok çok mutluluk verici bir olay. Onu da belirtmek isterim.